Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Galatasaray'da gerçekten de artık 5-0'lık o Beşiktaş yenilgisi geride kaldı. Yeni bir sayfayı açma zamanı geldi söyleyebiliriz. Hatayspor maçı var ve bu Hatayspor maçında yeni bir kadro, yeni bir heyecan, yeni bir başlangıç ön planda olacak ama Galatasaray'da krizler, sorunlar henüz çözümlenmiş değil. Onu da vurgulamak istiyorum. İsterseniz en sıcak gelişmeden başlayalım. Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir diyelim. Ve hemen en sıcak gelişme İlkay Gündoğan. İlkay Gündoğan konusunda Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de girişimi olduğu, hatta Acun Ilıcalı'nın gidip İlkay'la, İlkay'ın ailesiyle de görüştüğü konusu vardı. İlkay bir reklam çekimi için Türkiye'ye geldi ve geldiğinde de doğal olarak kendisine bu sorular yöneltildi. Galatasaray'da oynamak ister misin sorusu tıpkı Arda Güler'e verdiği gibi bir yanıt verdi. Bir gün olabilir ama o gün bu yaz değil dedi. Yani gelecek sene içinde bir işaret fişeği yaktı diyebiliriz. Şimdilik olduğum yerde mutluyum diyor. Dolayısıyla Fenerbahçe ile ilgili gelen soruya da Fenerbahçe'ye gelirim gelmem cümlesini de kullanmıyor. Dolayısıyla hani Fenerbahçe kafasında olan seçeneklerden biri olmadığı çok net olarak ortaya çıktı. Öyle söyleyebiliriz. Şimdi iki futbolcuya yapılan tekliften bahsetmiştik. Kerem Aktürkoğlu ve Derik Köhn'e 20 milyon euro artı 2 milyon bonus. Galatasaray bu iki oyuncunun gitmesini destekliyor aslında. Yani söyleyebiliriz destekliyor. Hem Kerem'in hem de Köhn'ün gitmesini. Zaten Köhn'ü performans olarak, Kerem'de de yaşanan süreç nedeniyle. Fakat Kerem'in menajeri Davia iddialar saçmalık, bizim Rusya'da ne işimiz var diyor. Bu önemli bir nokta ama bakalım bu noktada ne kadar direnebilecekler. Çünkü sonuç itibariyle eğer Kerem şans bulamazsa, ki az sonra Hatayspor maçıyla ilgili bilgi de vereceğim. Şans bulamazsa o zaman kenarda bekleyen bir Kerem de hem kendisi için hem de Galatasaray için zararlı olur. Bir yararı olmaz. Hemen şöyle devam edelim. Crystal Palace devreye girdi. Kim için Crystal Palace devreye girer? Wilfried Zaha için. Zaha ile de ipler koptu. Öyle söyleyebilirim. Yani kopma noktasına geldi demiyorum. İpler koptu. Zaten orada da çok ciddi bir sorun var. Nasıl bir sorun var? Yani bir arkadaşı gidiyor. Hoca senin için bir takım cümleler kullandı. Olumsuz eleştiriler yaptı. Yani bu nasıl bir arkadaştır? Nasıl bir yapıdır? Bu arkadaş kimdir? Bence bunun araştırılıp konuşulması gerekli. Bazı şeyler vardır ki hani söylenmemesi gerekir. Yani ne manada söyledi bilmiyorum ama bir gerilimin fitilini ateşledi böylece. Onu da söyleyelim. Crystal Palace'ın yalnız enteresan bir teklifi var. Paranın bir kısmını, maaşının bir kısmını Galatasaray versin diyor Wilfried Zaha için. Hani Galatasaray'ın da böyle bir teklifi kabul edeceğini pek ihtimal dahilinde görmüyorum. Onu da söylemek istiyorum. Oliveira'dan bahsedelim. Sergio Oliveira. O da gitmiyor. Çünkü burada İstanbul, Boğaz, Deniz, Güneş. Ondan sonra yani her şey var. Eğlence, gece hayatı. İşte böyle bir yer olunca pek gitmeye sıcak bakmıyorlar. Aldı birkaç teklif. O da gitmek istemiyor. İşte onun için de oyuncuları alırken çok dikkat etmek lazım. Eğer dikkat etmezseniz böyle bu tür sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Maçla ilgili bilgi vereceğim ama Leo Dubois'un Başakşehir'e gitme isteğini de bir ortaya koyalım. Tabii ki orada bir önemli nokta var. Yani orada Ömer Ali var. Yani sağ önde de oynuyor ama Onur Bulut transferi gündemde ve Leo Dubois da orada bir seçenek olarak duruyor. Geçen yıl orada iyi bir performans sergilemişti. Onun için de takım onu yine içeride tutmak istiyor. Bunu söyleyelim. Ve gerçekten de Galatasaraylıları çok kızdıracak bir haberden bahsedelim. Galatasaraylılar bu habere kızacak diye düşünüyorum ben. Çünkü Galatasaray için vazgeçilmez oyuncular kimler derseniz ilk üçe sayacağınız isimlerden biridir. Hatta siz de isterseniz yazın vazgeçilmez oyuncu kimdir?
Kızılacak konu şu, Galatasaray'ın orta alandaki dinamosu Torreira'ya Juventus'un transfer hazırlığı yaptığı, hemen söyleyelim, Dot Sport'dan onların haberi, bir haber yayınladılar ve Torreira'ya teklif geliyor diyor. Sanırım Torreira'ya gelecek teklif için Galatasaray sakın çalma kapımı diyecektir, başka bir şey söylemez. Çünkü Torreira'yı vermek demek hem şampiyonluk yolunda hem de Avrupa yolunda çok çok önemli bir iş kazası oluşturacaktır. Öyle söyleyebilirim. Onun için ben buna çok ihtimal vermiyorum. Hangi parayla gelirlerse gelsinler. Bakın Barış Alper'e ciddi teklifler var. 25'ler görüyor Barış Alper. 25'lere hatta belki hani daha yukarı çıkarsa 30'lara Barış Alper gidebilir. Ama Torreira'yı kesinlikle Galatasaray'ın verme ihtimali yok, bunu söyleyelim. Şimdi biraz isterseniz şu transfer, adadan gelişen transferle ilgili haberleri vereceğim size ama önemli nokta şu: Galatasaray'ın Hatayspor maçı. Yarın akşam saat 21'de Rams Park'ta oynanacak karşılaşma. Galatasaray'ın bu maç öncesi 3 transferi var. Batshuayi, Gabriel Sara ve Elias Jelert. Jelert transferleri var. Bu transferlerin hangisi oynar, hangisi oynamaz sorusu da beraberinde geliyor. Bir kere Batshuayi'nin oynama ihtimali yok diye düşünüyoruz. Sonradan hamle oyuncusu olarak oynayabilecek. Ben Gabriel Sara'nın oynama ihtimalini çok yüksek görüyorum. Elias Jelert'in bir sakatlığı var. O sakatlık geçmedi. Galatasaray onu riske etmek istemiyor. Yani oynatıp sakatlanırsa Avrupa'da oynama ihtimali de düşebilir. Sakatlığı daha uzun olabilir. Onun için de bu ihtimali ortadan kaldırmak istiyor. Tabii ki yarına kadar son durum ne bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var ki antrenmanlarda takımla birlikte çalışma şansını çok fazla bulamadı. Onu özellikle söyleyelim. Peki kadro nasıl olur? Ona bakalım isterseniz. Kadroda kalede Muslera olacak. Sağ bekte ben Kaan'ı bekliyorum Jelert olmadığı zaman. Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı ikilisi stoperde görev alacaklar. Kön de şu anda alternatif oyuncu olmadığı için sol tarafı kullanacak. Ve zaten Kön'ün Türkiye Ligi için yeterliliği var. Önemli olan Şampiyonlar Ligi için yeterlilik taşımaması. O manada işte Galatasaray aradı. Yani Galatasaray'da da transfer işi gerçekten Lucas Digne'ye gittiler. Neredeyse işte teklif mektupları sağda solda dolaştı. Bu da çok dikkat çekici bir nokta. Yani Galatasaray'ın transfer noktasında yaptığı hatalar birbirinin ardına geliyor. Bu arada Erden Timur'a ciddi bir baskı var camiadan ama Erden Timur dönmeyeceğini söylüyor. Onu da söyleyelim. Sonsuza kadar böyle devam etmez ama sonuç itibariyle dönmeyeceğini şu anda deklare etti. Dedik ki Kaan, Davinson, Abdülkerim, Kön. Önlerinde Torreira ve Gabriel Sara oynayacak. Sağ tarafta Ziyech, sol tarafta Barış Alper. Mertens ortada, Icardi önde. Böyle bir kadro bekliyoruz. Hani baktığımızda yeni transfer Zaha var. Onun dışında da yeni bir oyuncu yok. Zaten 3 oyuncu transferi yapıldı. Öyle baktığımızda da yeni bir oyuncu beklememiz çok da fazla iyimserlik olur. Hemen söyleyelim. Şimdi Galatasaray'ın transferde neye ihtiyacı var? Kön giderse, yani Spartak Moskova teklifini kabul ederse sol bek. 3-4 tane sol bek var. Şu andan söylemek çok ne kadar doğru olur bilmiyorum. Çünkü Kön gitmeden zaten sol bek transferi yapamıyorsunuz. Kön giderse bir sol bek alınacak ama bir 10 numara için Galatasaray adaya çıkartmaya devam ediyor. Sami Smodic'ten bahsediyoruz. Gerçekten de çok az rastlanan bir durum. Santrofor olmayan bir gol kralı. Öyle oldu. Yani santrofor arkası, forvet arkası oynayan bir gol kralı. Blackburn Rovers'ta oynuyor. 2026 artı 1 yıllık sözleşmesi var. 7 milyon euro da bedeli var. Ben şöyle düşünüyorum. Hani Mertens'le yola devam etmek son derece doğru. Ama orada bir ihtiyaç olduğunda kullanabileceğiniz bir oyuncuya ihtiyacınız bence var. Hatta şöyle söyleyeyim. Kanatta da bir oyuncu olabilir. Yani Galatasaray'ın transfer isteği, transfer ihtiyacı bir kanat oyuncusu, bir sol bek ve bir
10 numara olarak tanımlayabiliriz. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.